Bu görüntüleri az sonra ekranlara getireceğiz. Çarşının, pazarın isyanını değerli izleyiciler ama İstanbul'da Beyoğlu'nda hatırlayacaksınız bir garip olay yaşanmıştı. Valiliğin içinde bulunan belediye ofislerinin boşaltılması istenmiş ve aynı gün harekete geçilmiş saat 17 itibarıyla da o ofisteki eşyalar bir depoya konulmuştu. Belediye o binadan çıkarılmıştı. Şimdi o görüntüleri canlı yayını ekranlarınıza getirmiştik. O noktada bir açıklama yapılıyor. Yönetmenimizden rica edelim o açıklamayı canlı yayını ekranlarınıza taşıyalım. Dolayısıyla geçmiş 8 ayda sorun olmazken bugün neden sorun ettiniz? Geçmiş 8 ayda bunlar sözleşmeye aykırı diye herhangi bir tebligatta bulunmazken bugün niye bir anda yetkiniz olmamasına rağmen bu sözleşmeyi iptal ettiniz? Şu kartın. Şimdi sözleşmede şöyle yazıyor kıymetli basın mensupları. Herhangi bir sözleşmede aykırılık varsa bir aylık bir süre verilecek diyor size. O sürenin sonunda düzeltmezseniz sözleşme iptal edilecek diyor. Yine burada Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün protokolü. Bize herhangi bir süre verilmeden bu üç gerekçe öne sürülüp sözleşmeniz bitirildi, anahtarları teslim edin dendi. Şimdi geçen cuma bunu yaşadık, bu cuma yaşıyoruz. Önümüzdeki cumaya ne olacak bilmiyoruz. Ancak Peygamber Efendimizin bir lafı var biliyorsunuz. Zalime karşı durmak cihatın en büyüğü diyor. Cihatın en büyüğü zalime karşı hakkı savunmaktır diyor. Dolayısıyla biz burada hakkı hukuku savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz haklıyız. Biz dünden daha da güçlüyüz. Niye? Bizim yanımızda, bizim arkamızda Beyoğlu'nun 45 mahallesi var. Bizim arkamızda Kasımpaşa var, Hacı Ahmet var, Cihangir var, Örnektepe var, Piyalepaşa var. Bizim arkamızda Beyoğlu'nda yaşayan bütün hemşeri gruplarımız var. Bizim arkamızda emekli evinde 1 liraya çay içen Mehmet amca var. Bizim arkamızda 2096 tane her gün beslenme çantası evine giden Eymen evladımız var. Bizim arkamızda her gün engelsiz taksiyle bacakları hasta olduğu için yürüyemeyen Mehmet amcanın kullandığı engelsiz taksiyi kullanan Mehmet amca var. Bizim arkamızda Beyoğlu halkı var. Ancak bu hukuksuz kararlara imza atanlar kendine kurdukları fil dişi saraylarda, maalesef fil dişi kulelerde halktan uzak bir şekilde yaşamaya, görev yapmaya devam ediyorlar. Ben Beyoğlu'nda doğdum. Çocukluğum bu sokaklarda geçti. 45 mahalle İnan Güney'in çocukluğunu da bilir, bugününü de bilir, yarın da bu sokaklarda hayata veda edeceğini bilir. Dolayısıyla biz buraya görevlendirmeyle değil, biz buraya halkın oyuyla, halkın iradesiyle gelmiş bulunuyoruz. Burada savunduğumuz bizim kendi hakkımız, hukukumuz değil, 218 bin Beyoğlu seçmeninin hakkı ve hukukudur. Burası biz geldiğimizde tek bir kültürel etkinliğe ev sahibi yapmamışken bizim dönemimiz bize şu kısacık yaz döneminde 7 tane konsere, onlarca açık hava sinema gösterimine, yine defalarca başkonsolosluklarla yaptığımız etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ve Beyoğlu'nun kültür sanatına yön verecek 30'a yakın sanat üreticisiyle buralarda defalarca toplantılar yapıp Beyoğlu'nun kültür sanatına yön verme gayreti içerisindeydik. Tüm bu çabaların sonucunda buradaki kafeyi de her gün 1500'e yakın genç kardeşimiz kullanıyordu. Dolayısıyla burası aslında Beyoğlu Belediyesi'ne değil, burası az önce saydığım kültür sanat tüketicilerine, genç kardeşlerimize, kütüphaneyi kullanan kardeşlerimize kapatılmış durumda. Bunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Ama bizim arkamızda Cumhuriyet'in 100 yıllık mirası var. Bizim arkamızda kimsesizlerin kimsesi olacaksın diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikriyatı var. Biz doğru bildiğimizden bir adım geri atmayacağız. Söylememiz gereken cümlelerden bir tekini bile eksik söylemeyeceğiz kıymetli dostlarım. Bugün bürokrasiyle, bugün yargıyla siyaset dizayn edilmeye çalışıyor. Beyoğlu Belediyesi'ne bürokrasiyle engel olunmaya çalışılırken maalesef Büyükşehir Belediye Başkanımız da bugün yargıyla, siyaset yasayla karşı karşıya. Bunların konuşuluyor olması bile bir demokrasi ayıbıdır arkadaşlar. Bunların konuşuluyor olması bile ülkede demokrasiyi içine sindirememenin bir
uzantısıdır. Dolayısıyla kimin siyaset yapacağına, kimin Türk halkının önünde sandık iradesiyle seçilip seçilmeyeceğine bürokrasi ya da yargı değil Türk halkı karar verecektir diyorum ben. Tekrar hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanıma ve kıymetli başkanlarıma bugün gösterdikleri dayanışma için yürek dolusu teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in açıklamasından bir bölüm ekranlarınıza getirdik. Hemen yanında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de vardı. Değerli izleyiciler, geçtiğimiz hafta dikkatle takip ettiğimiz, canlı yayınlarla ekranlara getirdiğimiz bir başlıktı. Valilik kararıyla belediye birimleri boşaltılmış ve belediye çalışamaz hale getirilmeye çalışılmıştı. Engelli bürosu, sosyal yardımların dağıtıldığı o büro bir anda boşaltılmıştı. Ve sonrasında Beyoğlu Belediyesi o birimlerinin hizmetini çadırda vermeye başlamıştı. O çadırda o hizmetler yurttaşa götürüldü, götürülmeye çalışıldı. Şimdi bu haber hafızalarımızdayken bir de İstanbul'da kültürel faaliyetlerle gündeme gelen bir bina ve o bina için Terrasanta binası için gündeme gelen tahliye kararı sonrasında İnan Güney'in açıklaması önemliydi. Siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor diyor. Beyoğlu Belediyesi çalışamaz hale getirilmeye çalışılıyor diyor. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da siyaset yasağı getirilmeye çalışılıyor ve tüm bunlar bir araya geldiğinde de karşımıza bir demokrasi ayıbı çıkıyor açıklamasını yaptı İnan Güney. O noktadan da ayrıntıları takip etmeye devam edeceğiz. O zaman bu dilimin sonunda gelin şimdi dünyanın konuştuğu görüntülerle Arjantin'e gidelim. Venezuela ile Arjantin arasında zira kriz yaşanıyor ve o kriz derinleşiyor. O krizin mimarlarından bir tanesi de Arjantin'de protestolar, uyguladığı ekonomik politikalar sıklıkla protesto edilen Milei var. Bakın iki ülke arasında neler yaşanıyor ve bu gerilimde gelinen son nokta ne? Devlete karşı derin bir nefret duyuyorum dedi. Siyasetçileri toplumun en kötüleri olarak niteledi. Halkın arasına elektrikli testereyle çıktı. Arjantin'in çılgın lideri Milei hakkında Venezuela tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Venezuela ülkeye ait bir kargo uçağına el koyduğu gerekçesiyle Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hakkında Interpol'e başvurdu. Kırmızı bültenle aranmasını istedi. Kırmızı bülten kararı Arjantin'in Ağustos 2022'de Venezuela'ya ait bir kargo uçağına el koymasıyla ilgili. Venezuela lideri Maduro ülke dışına seyahatlerde kullanıyordu.